FETÖ tarafından en çok hedef seçilen kişi Esat Coşan Hoca Efendi'ydi. Neden? Çünkü onların gerçek yüzünü biliyordu. Çünkü bir şeyin peşindeydi. Abdullah Çatlı. Efendim, kaybolan çantasının içinde ne var? Ben sanatçıyım. Resimleri üst üste koyduğum zaman ve en son rahmetli Muhsin Başkan'la yaşadığım benim son görüşme vardır. Gecenin 3.30'unda beni aradı. Kendi sokağının başındaki Seda Pastanesi'nde benim dışımda 4 kişinin de olduğu bir konuşma. Bir film istedi benden. Bir kitap attı önüme. Aydoğan Vatandaş'ın kitabını. Bunu dedi senaryolaştırıyorsun dedi. Döndü böyle arkasını böyle yaslandı. Cep telefonunu aldı. Bir şey gösteriyor. Bunu gören herkes ölmüş biliyor musun dedi. Karşıdan arkadaş da atladı. Başkanım siz gördünüz mü dedi. Görüyoruz işte. O zaman siz de ölecek misiniz dedi ve 15 gün sonra öldü. Öldü. Ve kitabın yazarıyla ben daha sonra tanışıyorum ediyorum. Kazadan sonra kitabın yazarı benimle görüşmemeye başladı. Ve bana Facebook üzerinden bir mesaj attı. Büyüğümüz bu olayın üstüne gidilmesini istemiyor. Peki ne yapardın sen Ahmet Yenilmez olarak? Ben sinema çekiyorum. Ve bir daha film çekip çekemeyeceğim bir garanti değil. Sinema bir resim dilidir. Yani Esat Coşan, Abdullah Çatlı, Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti, ki Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinden o parçaları söken insanlardan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast timinin içinde yer alması, birileri bu zincirin arkasının kopmasını mı istiyor? Evet istiyor, buradan ilan ediyorum. Birileri Esat Coşan, Abdullah Çatlı, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin açıklığa çıkmasını istemiyor kardeşim. Ve ne acı ki bunu istemeyenler de yabancılar değil. Gerçekten bu yapı öyle bir işlemiş ki kendimizden şüphe eder hale gelmişiz. Bak savcıya saygımdan dolayı gittim ben belgelerimi verdim ve filmimden 4 tane sahne çıkardım. Sırf hukuka saygımdan dolayı. Sırf ilk duruşması olsun diye. Ama orada o görüşmede olup da bu görüşme olmadı diye sonra inkar edenler var. Niye ettiler? Niye Barnabas İncil'i? Söyleyeyim ben sana. Barnabas İncil'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini ismen müjdeleyen bir İncil'dir. Kurban hadisesini, Hazreti İsmail hadisesini ilk kez ve tek İsmail olarak zikreden bir İncil'dir. Niye? Üst akıl diyor ya sanırım buna, üst akıl. Bu üst akıl, işte şu anda yaşadığımız olduğumuz dünyada parayı kontrol eden Vatikan, bu İncil'in ortaya çıkmasını istemiyor. Çünkü bu İncil ortaya çıkarsa, samimi, İsevi dervişi Hristiyanlarla Müslüman kesimin ittifakı söz konusudur. Çünkü parayı bunlar kontrol ediyor. En sonunda da FETÖ denilen adam gitmiş Vatikan'da bu adamın elini öpmüştür. Ve orada görevlendirilmiştir FETÖ. Kaybolan İncil'i bul. Bunu da en iyi ya Esat Coşan bulurdu, ya Abdullah Çatlı bulurdu, ya Muhsin Yazıcıoğlu bulurdu. 2 kere 2 4. Bunun ortaya çıkması istemiyor. Nereden çıkarıyorsun bunu? Gözümle gördüm. Cep telefonunda kaybolan telefonunun hafıza kartı kayıp ya. O hafıza kartının içinde çekmiş. Bulmuş ve çekmiş. Büyük bir ihtimalle ya devlete verdi ya devletin elindekini buldu. Bu ülkede paşalar öldürüldü, başbakanlar öldürüldü, kozmik odaya girilmedi. Çukur ambarda patlamamış bir silahtan kozmik odaya girildi. Ve ben de bunu filmimde alenin demedim çünkü ikincisini çekeceğim, belgeleriyle çekeceğim.